İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Bugün 204. bölümümüz ve İstanbul'u veriyle yönetmek konusunda konuşacağız, sohbet edeceğiz. Büyük veri manalı bir şekilde nasıl toplayacağız, nasıl işleyeceğiz, nasıl paylaşacağız, kamuya nasıl açacağız, bütün bu süreç nasıl yönetilecek, bununla beraber kentler nasıl yönetilecek, bütün bu işleri yapanlar bir araya gelecek, ekosistemi kuracak, o ekosistem kent için ne manaya gelecek? Bütün bu sorular hararetli bir şekilde dünyada bir süredir tartışılıyor. Bununla ilgili kentler bir araya geliyorlar, ağlar kuruyorlar, birlikte çözüm önerileri hazırlıyorlar, birbirleriyle paylaşıyorlar. Böyle bir hararetli bir veriyle kenti yönetme ortamı, durumu var. Türkiye'de de yavaş yavaş bu başladı. Lider belediyeler de var. Çeşitli projeler yapılıyor. Ekosistem nasıl güçlenir ile ilgili çeşitli aktörler, özellikle kent yönetimiyle ilgili bununla ilgili çalışıyorlar. Biz bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konulara yaklaşımı nedir, uygulamaları nedir, planları nedir? Kentin bu konudaki en yetkili kişisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Müdürü Sayın Doktor Burcu Özdemir'le konuşacağız. Kendisine bu soruları soracağız. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar Atır Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Burcu Özdemir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda Akıllı Şehir Müdürü görevini yürütüyorum. Şehir plancısıyım. Şehir planlamadan doktoramı tamamladım. Bu sırada Ohio State Üniversitesi'nde misafir araştırma görevliliği. Aynı zamanda MIT'de Metropolitan Planlama üzerine bir sertifika tamamladım. Daha sonrasında Türkiye'ye geldiğimde Coğrafya Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevi Nisan ayı itibariyle de şu an bulunduğum Akıllı Şehir Direktörlüğü'nü yürütüyorum. Ve aynı zamanda da onu da ekleyeyim isterseniz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilişim uygulamalarında semantik üzerine 3 yıldır doktora dersi veriyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok doğru bir kişiyi bu pozisyona yerleştirmiş. Şimdi o zaman sorularıma hemen başlayayım. Çünkü bir yarım saatimiz var, bir sürü sorum var size. Buyurun. Kentin veriyle yönetilmesi ne anlama geliyor? Şimdi aslında böyle İstanbul olunca bu daha da bir anlam kazanıyor. 16 milyon nüfusumuz var, 6 bin kilometre kare bir hizmet alanımız var. Aynı zamanda şehri bir kenara bırakalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 82.500 çalışanı var. İnanılmaz, kendi zaten bir şehir gibi. Tabii ölçek bu kadar büyük olunca ve bir yoğun da olunca, söz konusu kentler gibi dinamik bir sistem, bir organizma olunca bunu yönetebilmek için aslında bir platformda hepsine görebilmek gerekiyor. Kenti görebilmek gerekiyor. Buradaki bizim en büyük girdimizde kente dair veriler oluyor. Biz kentsel bir çözüm, kentin soruna bir çözüm aradığımızda tarayacağımız çözüm kümesi o kadar çok ki. Birçok çözüm olabilir ama hangisi? Ya da neredeki sorunu çözeceğiz? Nasıl bir sonuca gidecek? Yani ne kadar çözecek? Ne kadar efektif olacak gibi sorular karşımıza çıktığında şuna artık geldik. Evet, eskiden kentlerimiz küçüktü, yönetebiliyorduk. Bir yerde bir şey dokunduğumuzda diğer tarafta neyi etkilediğini biliyorduk. Ama şu anki coğrafyada, şu anki kentlerin geldiği noktada ve birbiriyle etkileşimde olan bir sürü alanı düşündüğümüzde, evet, kentler artık veriyle yönetilmek zorunda. Manuel yönetilmenin çok daha çünkü ilerisine geçti ölçek olarak. Peki bu hani kentsel veri, bu hani veriyle yöneteceğim dediğinizdeki kullandığınız veri nedir? Ne verisi kullanıyorsunuz? Şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl kişisel veri kişiye dair her veri ise kentsel veri de kente değen her veridir. Belirli bir sınırlar içerisinde, belirli bir coğrafyaya sahip, nesneler ile ilişkilenmiş ve aynı zamanda zamanı da tutan verilerin hepsini aslında kentsel veri diyebiliriz. Kenti ilgilendiren her şey, kentle ilişkilendirilebilen her şey kentsel veridir. Kenti veriyle anladım. Anladım. Kenti veriyle yönetiyoruz dediğiniz zaman, bunu özellikle kriz zamanlarında işinizi nasıl etkiliyor bu yaklaşım? Şimdi aslında karar destek sistemlerinde yöneticilerin az önceki dediğim gibi de yani hangi çözüm daha iyi, nasıl kararlar vereceğiz, bu kararlar nereye gidiyor dediğimizi kullandığı en önemli şeylerden biri karar destek sistemlerini besleyen veriler. O konuya dair veriler. Kriz zamanında bakın krizden bahsediyoruz. Çok hızlı, etkili bir sonuç almak gerekiyor. Az önce bahsettiğim çözüm kümesini çok hızlı tarayabiliyor olmak gerekiyor. Böyle zamanlarda bakın şeyi atlattık. Pandemi sürecinin ilk evresini atlattığımız hiç bilmediğimiz bir şey vardı. Bütün bildiklerimizi unuttuk. Settings yani ortamlar ve şartlar inanılmaz derecede değişti. Aldığımız tavırlar, verdiğimiz kararlar. Çünkü hiç bilmediğimiz bir düzleme geçtik. Bu süreçte en önemli şey bence o dönemde
insanlara yardım götürebilmekti. Bir kriz anında doğru 16 milyon nüfuslu bir yerde doğru bir insana, yani hakikaten en çok ihtiyacı olana götürebilmek, işte tam o sırada bize en çok yardımcı olan veriydi. Biz dezavantajının dizini saplayarak yardımları oradan başladık. Peki bunu nasıl yaptık? O 16 milyonluk kentte öncelikle 65 yaş üstleri, çünkü çıkamıyorlardı dışarı. Kim bu insanı? Ya hanelerinde 65'ten başka kimse yoksa, 65 yaşından başka kimse yok. Bu insanlara nasıl alışverişlerini yapacaklar, günlük ihtiyaçlarını giderecekler? Ya bu insanlar bizden evde bakım hizmeti de alıyorlarsa ekstra. Bakın 65 yaş olması birinci kademe oldu. Sonra dedik ya bu insanlar evde sağlık hizmeti alıyorsa, ya bu insanların gelir seviyesi çok düşükse, ya mavi yakaysa, çünkü ekonomiyi alt üst etti bu süreç. İnsanlar daha da yaşayabilirlikleri düştü. Tabii ki kent olarak bir, yani hani kentte yapmak istediğimiz şey de hizmete çok, en çok ihtiyacı olan yerden başlamak. Ben bu kriz anında bizim bu çok hızlı çözüm almamızı, gerçekten kent verisini çok hızlı yönetebildiğimiz ve ondan çıkan çıktıyı halka yaşam kalitesi olarak götürebildiğimize bağlıyorum. Çok güzel. Çok teşekkürler. Peki bu süreçte hiç engellerle karşılaşıyor musunuz? Şimdi yani 16 milyonun ürettiği kentsel veri dediğimiz şey o kadar büyük ki. Tabii ki bu veriyi yönetmek, altyapısını sağlamak, yani veri öyle bomboş havada durmuyor. Bunun için belirli bir altyapıya ihtiyacımız var. O altyapının üzerine alınacak yazılımlar, datayı koşturabileceğimiz platformlar. Yani bu işin bir de fiziksel ayağı var. Hani dijital bizim siber dünyayı ayakta tutacak bir fiziksel dünyadaki enstrümanlara ihtiyacımız var. Tabii ki burada en çok zorlandığımız şeylerden biri, kısıtlardan biri bütçe sıkıntımız var. Yani bütün dünyada olduğu gibi ekonomi biraz daha aşağı çekiliyor. Ama kamu alanlarında ne oldu? İşte sektörler belki perdelerini indirdi ama o otobüs mutlaka gitti, o gaz mutlaka aktı, o su mutlaka ulaştı. Yani kentsel hizmet hiçbir zaman duramaz. Dolayısıyla o ekonomik düşüşü bizim süspanse etmemiz gerekiyordu. Biz hala olabildiğince verimle çalışmamız gerekiyor. Burada önceliklerimizi kaydırdık sadece. Bütçe büyük sorun, onu söyleyebilirim. Yani yaklaştığımız en büyük sorunlardan biri. Şimdi bir yandan da akıllı şehirler konuşuyoruz. Akıllı şehir demek şehrindeki bazı donanımların akıllanması demek. Bunlardan en basiti yıllardır konuşulur IoT cihazları. Internet of Things dediğimiz, internetin şeyleri de Türkçe'ye çevirdiğimiz cihazlar. Yine ölçek çok büyük olunca şehri akıllandırmak da biraz masraflı oluyor. Şu an 6 milyon tane İGDAŞ sayacı var. Bir 6 milyon da İSKİ var. Bakın sadece iki tane şey. 12 milyon cihazın donanımsal anlamda akıllandırılması, yani bizlere veri sağlayabilmesi için, sensörlerden veri gelebilmesi, fizikteki değişmesi gereken o donanımın ederi o kadar yüksek ki. Daha şeye geçmedik. Onu koşturacağımız dijital platform. Altyapıyı değiştirmek biraz masraflı diyebilirim bu konuda. Başka ne sorunlar yaşıyoruz? Tabii ki de yani pandemiden dolayı ertelendi ama Mart'ın sonunda kişisel verileri korunumu kanunu devreye girecek. Şimdi bizdeki 16 milyon insanın nüfus verisinden tutun işte birçok ilgili verilerini düşündüğümüzde bunları nasıl anonimleştireceğiz? Bu KVKK'ya uygun bir yapıya nasıl taşıyacağız büyük verimizi? Yine bir altyapı değişikliği var. O da çok ve çok masraflı, onu da söyleyeyim. Yani o kadar oradaki izlenmesi gereken kurallar o kadar önemli ki. Ve yasal yaptırımı da var. Burada yine işte bir bütçe sıkıntısıyla birlikte bu 16 milyon ölçek büyük olduğu için bunu nasıl yapacağız gibi sıkıntılarımız var. Bir diğer konu da şu an zaten bütün dünyada konuşulan şeylerden biri veri üreten aktörlerin nasıl bir araya geleceğiyle ilgili yasal çerçeve. Biz bugün uluslararası platformlarda oturduğumuzda masaya şu an en çok konuşulan datanın, üretenlerin bir araya geldiğinde yasal çerçeve nasıl olacak? Çünkü herkes açık verinin gücünü öğrenmeye başladı ama buradan çıktılar nasıl olacak? Veriyi kim üretecek kentte? Aslında kentlinin kendisi veri üretirken ona anlam da koyuyor bir başka üçüncü nasıl desem, olgular, şirketler, enstitüler gibi. Şimdi bunlar konuşuyor. Önümüzde engel değil de nasıl desem aşılacak, aşılması gereken süreçler diyelim. Aşılması gereken süreçler. Şeyi doğru söylediniz. Dünyada gerçekten başta da söylediğim gibi kentler artık hani veriyi sadece işte bir yerde veri var alayım da ona karar vereyim değil. Veriyi üreten
ve onu paylaşan ve onu kamuya da açması gereken en önemli kurumlardan biri oldu belediyeler tabii ki kent düzeyinde ve bunun için de bir araya gelip bunun çözümlerini üretiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de beraber pek yakında aslında değil mi? Yaz ayları diye hatırlıyorum. Evet. Open and Agile Smart Cities diye açık ve çevik akıllı kentler diye çevirebiliriz herhalde. Uluslararası bir ağın üyesi oldunuz. Siz hatta Türkiye kısmının da koordinatörüsünüz bu ağda. Bu ağın bizim TESEV'de de CEO'suyla yaptığımız bir söyleşi vardı bu veri ekosistemini güçlendirme projemizle ilgili olarak. Orada öne çıkan kavram aslında bu ağın birlikte çalışabilirlik. Tam da biraz önce söylediğiniz gibi. Çünkü bir sürü engel olduğu için tabii ki hani çok kolay işler değil bunlar. Yani işte veriyi topladım, veriyle kenti yönettim. Hani söylendiği kadar kolay şeyler değil. O yüzden o saydığınız engelleri de belki aşmak için de çalışıyorlar. Birazcık anlatabilir misiniz? Oradan yani niye bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir ağa neden girdi? Şimdi bütün kentler ortak belirli problemlerle yüzleşiyor. Ya ortak olan problemleri ve buraya getirecek evrensel çözümler bugün İstanbul'da da çalışacak, öbür gün işte Atina'da çalışacak, Berlin'de, İngiltere'de. Biz neden bu edinimimizi paylaşmayalım? Biz neden trendlere beraber yol vermeyelim? Madem akıllıyız, madem akıllı şehir diye kendimizi anıyoruz, bu aklı niye bir ortak akıl yapıp birlikte çoğaltmayalım? Yani birlikte çalışabilirliğin gücü zaten bu pandemi sürecinde de çok ortaya kondu. Bizim birçok projelerimizde de bizler de gördük. Şimdi Smart and OLC dediğimiz Open Agile Smart Cities, açık, çevik ve akıllı kentler, kar amacı gütmeyen uluslararası akıllı şehir ağı yaratmayı hedefliyor. 2 Temmuz'da biz yanımızda İzmir'le de birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla birlikte kendilerine katılım sağladık. Koordinasyonunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Akıllı Şehir Müdürlüğü devraldı. Burada aslında çok ortak şeyleri konuştuğumuzu görebildik. Çünkü bütün dünya artık katılımcı demokrasinin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Bütün akıllı kentler teknoloji konuşmuyor. Ya da altyapı vesaire gibi çok fiziksele değil de çok önemli bir şeyde. Halkını sürece katabilmek, halkıyla çözebilmek. Bunun gücü çok inanılmaz derecede bir noktaya taşınmış. Akıllı şehri, halkını duyan şehir, çözüme beraber giden şehir ve onlara geri duyurup yani hani bu bakın böyle bir sonuca vardık deyip sürekli bir paylaşım halindeki şehir noktasına taşıyor. Bizim böyle bir platforma katıldığımızda bazı sorunları bizden önce aşmış oluyorlar. Yani hani onlar da daha küçük bir ölçekte çözülebildiği için. Mesela biz oradan gelecek çözümü biraz daha scale up deniliyor da biraz daha üst ölçeğe taşıyıp çözebiliyoruz. Ya da biz bizdeki bir deneyimi söyleyebiliyoruz. Az önce de dediğim gibi şimdi bütün her yerde bu veri sahipliğiyle ilgili bir yasal prosedür olacak. Nasıl olacak? O polisileri beraber karar verebilmek o kadar güzel ki. Çünkü aynı dertten insanlar orada masada beraberiz. Ve farklı kültürler, muazzam zenginlik yani. Bir de akıllı şehrin kökünde şu var. Bir ekosistem kurmak var. Akıllı olabildiği bir ekosistem. Birbiriyle konuşacak. Hem ulusal hem de uluslararası. Dolayısıyla bu tarz organizasyonlar inanılmaz kıymetli. Biz bu pandemi sürecindeyken tabii ki de fiziksel olarak uzak kaldık ama dijital bir sıçrama yaşadık. Ve bu bizi bu tarz ortamlarda bir araya getirme şansı tanıdı. Biz eskiden belki yine oturup Zoom'da konuşup belki yine fikirleri paylaşabilirdik ama inanılmaz bir e-mail'le birlikte şehirlerin bu hem agile yani çevik dediğimiz sonuçta hem de resilience üzerine çok önemli konuşmalar başladı. O yüzden bu geçirdiğimiz süreçteki bu hızlanan dijitalleşmeyi diğer kentlerle dijital ortamlarda bir araya gelip bunların üzerine konuşabildiğimiz için çok bir yandan da kıymetli görüyorum diyebilirim yani. Gerçekten de öyle. Çok teşekkür ederiz İstanbullular olarak belediyeyi böyle bir hani ağa soktuğunuz için. Bence bütün bu anlattıklarınız için de çok önemli bir nokta da akıllı kentin tanımı. Çünkü üzülerek bazen akıllı kent dendiği anda sadece işte zabıtaya tablet dağıtmak ya da işte bir tane app yaptın o diye akıllı kent gibi bir algı var Türkiye'de diye anlıyorum ben bazı şeylerde ama bu aslında kaynakların akıllı paylaşılması, kullanılması ve dediğiniz gibi kentliği de akıllı bir şekilde işin içine katarak ilerlemek. Yani o yüzden hani İBB'nin yaklaşımı diye başta söylediğim böyle bir yaklaşım olması gerçekten İstanbul'da olarak insanın içini rahatlatan bir yaklaşım. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi bu katıldığınız adı açık, çevik ve akıllı kentler. Sizce İstanbul ne kadar açık,
çevik ve akıllı bir kent. Açıkçası şunu söyleyeyim, yeni vizyonla birlikte bayağı bir hani gençliğimiz var, yolumuzun heyecanımız yüksek, bu çok net yani. Ve o bize hem çeviklik hem de biraz daha açıklık katıyor. Onu sizlerle paylaşabilirim. Açık veri portalını Türkiye'de kamu kurumunda ilk hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çok kıymetli. Çünkü bütün dünya açık verinin ne kadar güçlü bir şey olduğunun farkında. Ve dolayısıyla eğer biz bir yerde şeffaf, katılımcı, kapsayıcı olmak istiyorsak o veriye herkes ulaşabilmeli. Biz bugün açık veri konusunda herhangi bir belediye eğer bu yola girdiyse elimizdeki bütün donanım, işte edinim, beceri paylaşmaya hazırız. Biz istiyoruz ki bütün belediye kuruluşları açık veri portalına beraber olsun. Ulusal bir açık veri portalımız olsun ve kentlerimiz birbiriyle ilişkili verilerini beraber herkes görebilsin. Çözüm üretmek isteyenlere buyursun diyelim yani. Buyursun ve çözümlerini sunsunlar. İhtiyacı olan veriler. Bunlar bazen okullarındaki bir araştırma için olabilir. Bazen kentsel bir sorunu dert edip ona çözmek isteyebilir. İnanın bazen belki de bir ürün geliştirmek için bile olabilir. Ama yeter ki kente dair bir şeyi dert edip, sorun edip onu çözmeye çalışsınlar ve onların ihtiyacı olan veriyi de bizler sağlayabiliyor olalım diye düşünüyorum. Ve çevikliğe geldiğimizde de aslında şunu çok öğrendik. Artık tamam uzun soluklu planlar çok önemli. Ama onlar biraz daha bizim böyle prensiplerimizi, polisilerimizi oluşturuyor. 3 ay, 6 ay içinde çözüme gidecek yani çevik projelerin kıymeti daha fazla. Agile solution dediğimiz şey gerçekten anlık olarak oradaki sorunun kök nedenini bulup çözüme götürmesi inanılmaz kıymetli. Hem sahiplenilmesi açısından halk tarafından hem etkisinin çok hızlı görülmesi açısından. Ve biliyorsunuz yani artık hele ki metropoliten alanlar 1-0 hızlı yaşıyoruz. O yüzden İstanbul'un agile mı diye baktığımızda özellikle şu askıda fatura projesiyle birlikte yani benim için en güzel örnektir agile solution. Arkadaşlar bir haftada gece gündüz yazdılar. Yazılım kısmı çok uzun sürmedi ama etkisini düşünür müsünüz? Bir yerde yardım etmek isteyen insanlar, bir yerde yardıma ihtiyacı olan insanlar. Ve İBB en güzel şeyini yaptı, bir araya getirdi, birlikte başaracağız dedi. Ve sadece onlara birbirlerini görmedikleri dijital bir platform sunarak geçmişteki kültürümüzü bizim yani dijital dünyaya taşıdı. Ben gerçekten bu projenin agile mıdır, çevik midir İstanbul sorusuna çok güzel bir yanısı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Siz de çok haklısınız. Yani verinin açılması trendi zaten 2008'de krizle de beraber. Yani hani ne kadar çok veriyi açarsam bütün dertlerimi dökeyim. Bu kent konuşuyorsak kentin sorunu neyse açayım ortaya ki ona çözümler üretilsin ve belki de işte söylediğiniz gibi ürün üretilecekse ya da işbirlikleri yapılacaksa, araştırma yapılacaksa bunu herkes, her kent paydaşı kendi açısından değerlendirsin diye. O yüzden gerçekten çok değerli. Şeyi merak ediyorum. Siz bu İBB'nin açık portalını kullanarak, oradan açık veriye erişerek size çözümle gelen oldu mu hiç herhangi bir sektörden? Meraklısı çok, onu söyleyeyim. Gençler efsane zaten. İşte oradaki bazı dataları görselleştirip haritalar yapanlar, dashboardlar hazırlayanlar. Çünkü dahil olmak istiyorlar yönetimin süreçlerine. Bir bildikleri şeyi taşımak istiyorlar. Gerçekten bütüne dokunan işler yapmak o kadar kıymetli ki. Yani onlar böyle manevi huzur insana çok yetiyor. Yani hani orada yani ben bunu hazırladım bakar mısınız deyince bize gönderdiklerini biz de o kadar çok gurur duyuyoruz ki. Bu süreçte open data üzerinden biraz da verileri manipüle ederek deprem hekatonu yaptık. Yani open data'da açtığımız datalar üzerinden işte küçük hekatonlar yapmayı da şu an hedefliyoruz. Şu an baktık en çok ulaşım üzerinden datayı paylaşıyoruz açık veride. Hadi açık veriyle ilgili gelecekte uluslararası da olacak bir data driven mobility diye yani data odaklı bir ulaşım hekatonu yapmayı planlıyoruz. Biz olabildiğince açık veri portalımızı zenginleştiririz ki aslında hem talepler artıyor hem de oradan çıkaracağımız işte yarışmalar olsun, ondan sonra hekatonlar olsun ya da kentin sorununu çocuklara ileteceğimiz ya da gençlere ya da şirketlere ileteceğimiz ekosistemlerimiz oluşmaya başlıyor. Böylelikle girişimciler bizle daha da yakınlaşmaya başladı diyebilirim. Tabii inovasyon kapasitesini de bir şekilde kentin aslında oldukça yükseltmiş oluyorsunuz ve anladığım kadarıyla belki tam da olması gerektiği gibi kentin veri ekosisteminin lideri rolü vermiş olabilir mi kendine İBB bu şekilde? Yani ölçeği yine söylüyorum. İstanbul o kadar güçlü bir şehir ki yani bütün yani 23 Avrupa ülkesinden büyük bir şehir.
Bu çok ciddi bir şey. Yani buradaki verinin kıymeti zenginliği açısından çok kıymetli. Buradaki sorunun çözülmesi ise şu açıdan, İstanbul'da çözdüğünüz bir sorun muhtemelen birçok ülkede çalışır. Şeyinden dolayı, yapısından dolayı diyeyim. Dolayısıyla tabii ki de ben açık veride İstanbul'un sadece Türkiye için değil, Avrupa'da bayağı bir önce olabileceğine inanıyorum. Yeter ki buraları besleyecek kanalların ve buradaki karşılıklı diyalogların oluşabilmesi. O veriyle yani bizden çıkan verinin işlenip bize tekrardan veri olarak sunulabilmesi. Ya o, ve öyle bir niyetimiz de var. Hadi ben ondan söyleyeyim. Bu açık veri portalı sadece veri verdiğimiz değil. Bakın yani eşitlik çok önemli bir şey. Bugün bilgisayarı olmayan tabii ki de erişemiyor ama ya yazılımı yoksa, o veriyi koşturabileceği altyapısı yoksa, İBB olarak biz acaba o açık veri portalımızda çocukların, gençlerin, meraklılarının, yatırımcıların veriyle oynayabileceği bir platformda sunabilir miyiz? Onu da düşünüyoruz. Altyapıyı da verelim diyoruz. Çok güzel. Aslında Yani tam da bunu soracaktım bir sonrakinde. Şimdi veriyi açmak, veriyi bir kere zaten toplamak, onu işlemek, açılır hale getirmek, açmak falan. Bunların hepsi zaten belirli bir zihniyet, bir yaklaşım, yatırım, anlattığınız gibi bütçe, emek falan filan bir sürü zaten bir şey arka planı var. Ama sonunda artık ekrana vardıktan sonra o veri, açık veri olarak açtığında ne olduğunu sorusunda cevabı gelmesi lazım tabii. Yani şeyi de merak ediyorum biraz. Daha çok yeni tabii ama sizce yeteri kadar indiriliyor mu mesela veriler? Bildiğim kadarıyla en son baktığımda Spark en popüler veri Spark verisi. Doğru. O ya da diğer veriler yeteri kadar indiriliyor mu? Ya da şöyle sorayım. Madem o yola da veriyi hangi veriyle hangi soruna ne çözüm bulabileceğini görebilecek, onu bağlayıp çözümlerle veriyi bağlayabilecek, veriyi anlayabilecek, okuyabilecek, o veri okuryazarlığı denen şey sizce İstanbul'da ne aşamada? Yani daha iyileştirilmesi gereken bir kıvamda mı, yoksa siz veriyi açtığınız andan itibaren çözümler akmaya başlıyor mu? O konuda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası veri okur yazarlığı pandemi döneminde biraz daha hızlandı. İnsanlar daha hızlı, böyle bir orada tarih hızlandı diyorlar hakikaten. 2 yıllık süreç 2 ayda aşıldı gibi ve insanların becerileri de arttı. Şunu söyleyebilirim. Açık veri portalındaki verilerin birçok formatı var. Yani Excel'de mi kullanacak, yoksa konum bazlı mı kullanacak, işte farklı farklı süreç. Bazen bir PDF dokümanı bile olabiliyor. Genellikle veriye ihtiyaç meşgul oldukları şeyden de doğuyor. Hani ama biz böyle hadi sadece ödev ya da işte ne bileyim yarışma vesaire olduğunda değil. Hani o gelip kapısını çalıp ya neler varmış bir bakalım ya belediye nasıl yapmış burada ellerinde neler var geçen ay neymiş şimdi nereye gitmiş gibi arada uğrayabilecekleri bir konuma taşımaya çalışıyoruz. Ve şunu da düşündük artık yani evet bu bir dijital kapı ama bunun bir de fiziksel ayağı olsun dedik. Ben de buradan önden söylemiş olayım. Bir aksilik olmazsa bu yılın sonunda veri labını açıyoruz. Yani hani bilgisayarı olmayanlar ne yapacağız? Open data da olmayan datalarla çalışmak isteyen gençleri ne yapacağız? Dediğimizde onların da katılabileceği, gelip kullanabileceği Zemin İstanbul'a benzer bir oluşumu Başakşehir'de Veri Data Analitik Laboratuvarı olarak açmayı planlıyoruz. Ve orada da sadece İstanbul için kalmayacağız. Uluslararası aynı Açık Çevik ve Akıllı Kentler Konseyi gibi birkaç konseyle de beraber ilerlemeyi düşünüyoruz. Ay harika, bu haberi de buradan böylelikle paylaşmış olduk seyircilerle. Çok gerçekten heyecan verici. Heyecan verici. Çok teşekkürler. Zaten açık veri portalı ziyaret edenler görmüşlerdir. İngilizcesi de var. Yani buradan da zaten bir hani uluslararası işbirliğini o çevikliğe, açıklığı öğrenmeye, paylaşmaya açık olduğumuzda öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek isteyeceğiniz, benim sormayı unuttuğum, açık veri deyince mutlaka şu da var diyeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani bu açık verinin kıymetini daha çok anlatmak gerekiyor. Nerelere gidebileceği, nasıl birlikte başarabiliriz'in aslında dijital platformda nereden başladığına da bir işarettir. Birlikte başaracaksak demek ki bir araya geldiğimiz ortamlara ihtiyacımız var. Açık veri de bunların en önemlilerinden biri. Katılımcı demokrasi isimde kalmasın. Buyurun gelin hep beraber sorunları çözebildiğimiz bir platform sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla açık veri hem çok kuvvetli, hem kuvvetli bir araç, hem de bence bu kapsayıcılık, şeffaflık bir araya getirebilirlik, eleştiri açık olması, o da çok önemli bir şey. Ya her şey açık aslında. Yani hani o yüzden gerçekten bu röportajın
ana odak noktasından dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde de kentte algı daha da artıyor. Biraz daha belirli bir şeyleri duyurmak çok kıymetli. Diyoruz ya hani yaptık ama duyurmak lazım. Bir de duymak lazım. Hani kentliyi de duymak lazım. Sağ olun, bu tarz röportajlar bunun için çok kıymetli imkanlar sağlıyor bize. Çok teşekkür ederim ben de zaman ayırdığınız için. Kenti veriyle yönetmek tabii ki çok değerli ama o veriyi açarak kenti kentliyle veriyle yönetmek tabii ki çok daha çok çok daha değerli. Çok daha duymaktan çok mutlu olduğumuz haberler bunlar. Geleceği de var gibi duruyor, sadece açık veri portalıyla değil. Söylediğiniz gibi fiziksel ortamlar ve farklı işbirlikleriyle kenti mümkün olduğu kadar çok, gençleri demeniz çok değerli tabii burada. Mümkün olduğu kadar çok gençleri de katarak İstanbul'u yönetmeye devam edecekmişsiniz gibi duruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız için her şeyi. İstanbul'u veriyle yönetmek de bugünkü sohbetimiz. Çok heyecanlı bir akıllı şehir müdürü ve çok da yaptığı işi de bilen, eğitimiyle de kariyeriyle de gerçekten çok doğru bir kişi o pozisyonda oturuyor. Bunu da görmüş olmak çok mutlu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz bu konuyu çok seviyoruz çünkü söylediğiniz gibi demokratik kent yönetimiyle, kapsayıcı katılımcı kent yönetimiyle çok doğrudan bağlantılı bir konu. O yüzden ileride tekrar davet etmek çok isteriz, sohbet etmek çok isteriz Burcu Hanım. Çok sağ olun, kolay gelsin. Memnuniyetle. O zaman da yaptığımız işleri, bugünden o günlere neler yaptığımızı konuşuruz. Belki biraz daha bu treni hızlandırmış oluruz. Harika. Ve o trende taşıyacağımız, bizlerle beraber yürümek isteyecek insanları da sesimizi daha çok duyuruz. Çok teşekkür ederim Hatır Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.